Şunu buyurun ifade edeyim, ben Deniz Yeni'ye de size teşekkür ediyorum. Gerçekten şöyle, ben Orta Doğu'yu çok uzun zamandır mesai harcıyorum. Yani örgütte vesaire. İlk gün, hani bunu söylemekten icap duyuyorum ama ilk gün ne söylediysem aynısı çıktı. Yani evet, ben istihbarat savaşı var dedim. Hamas'ın üst yönetimle haberi yok dedim. Gazze boşaltılması ilk gün, daha yani ekranlarda ilk gün. Hani insanlar bana çok uçuk senaryolar söylüyorsun dediklerinde ben yok bu böyle oluyor dedim. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı tavrıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani bunu söylemem gerekiyor vicdanen. Beni rahatsız eden kısmı şu, çok açık söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin arabuluculuğu çok çok önemli. Yani Türkiye'nin o ilk gün kullandığı dilin devam etmesi son derece önemliydi. Çünkü bölgede zaten taraf olan ülkeler var. Her tarafla konuşamayan ülkeler var. Ve gerçekten Türkiye'ye böyle bakılıyordu. Hani ne yapılır ne edilir diye. Ve Sayın Cumhurbaşkanı tabii katliamlardan sonra bir dil değişikliğine gitti. Ben o dilin, birinci dilin devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. Deniz Yeni'nin söylediği gibi, yani içeride çok büyük bir tepki var. Arap ülkeleri gibi Türkiye'de de bir tepki var. Bunu söylemenin yolu başka türlü olabilirdi. Bakanlar üzerinden olabilirdi, başka türlü olabilirdi. Ve Türkiye'nin o tavrını devam ettirmesi gerektiğini düşünüyordum. Yok, eğer o tavır devam ettirilmeyecekseydi, İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dili kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu diplomasi de böyledir. Ya çok üste alırsınız pazarlık meselelerini ve duruşunuzu. Şimdi dolayısıyla da evet, Türkiye noktasında hala bir beklenti var. Hala Türkiye'nin bir şekilde olaya müdahilliğiyle ilgili bir şey var. Ama şunu söyleyeyim, yani bazı sloganlar atılıyor. Mehmetçik Gazze'ye vesaire. Bu duygusal olarak insanları tatmin edebilir. Söylediğim zaman da biraz önce bahsettiğin o sosyal medyada çok sayıda hakaret de içeriyorum ama ben bunu vicdanen bir gazeteci olarak söylemek durumundayım. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını bizim uluslararası gerçeklikte anlamamız lazım. Yani burası bir Libya değil, burası bir Suriye değil. Aynen öyle. Dolayısıyla da burada asker gönderseniz bile Mısır izin vermediği sürece asker gönderemezsiniz. Filistin yönetimi talep etmediği sürece de yapamazsınız. Yani altını çizeyim. Şimdi Filistin devleti diye tanıdığımız bir devlet var. Başkanı Mahmut Abbas var. Yani siz Mahmut Abbas'ın Türkiye'den asker isteyebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi o nedenle daha real, daha politik olarak bu mesele karşısında biz ne yapabiliriz sorusunun cevabını vermek gerekiyor. O sorunun cevabı şu: Hamas'ın gözden çıkarıldığını artık hepimiz biliyoruz. Yani Arap ülkelerinin de Hamas'ı gözden çıkardığını, İsrail'in de çıkardığını, farklı ülkelerine çıkardığını biliyoruz ama Hamas kendisinin hala gözden çıkarılmayacak kadar oyunu değiştirebilme kapasitesine sahip olduğunu bu son eylemde gösterdi. Ve dolayısıyla iki taraf arasındaki bu mücadele devam ediyor. Şimdi bölgesel olarak biz burada ne yapabiliriz sorusunun cevabı, biz ne yapmak istiyorduk? Bir normalleşme yapmak istiyorduk. Enerjiyi Avrupa'ya taşımak istiyorduk. Bir şekilde oranın zenginliğinin farklı yerlere yayılmasını istiyorduk. İran ne istiyordu? İran tam tersi bu normalleşme sürecinin bitmesi gerektiğini, enerjinin batıya gitmemesi gerektiğini, kendi çıkarları açısından da bu işin sonlanması gerektiğini düşünüyordu. İsrail açısından bir iç siyaset vardı, Netanyahu'nun sıkışmışlığı vardı. Zaten Hamas saldırmasaydı da saldıracaktı, orası kesin. Ama sonuç itibariyle gelinen tablo insanlığın kabul etmediği bir tablo. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada, çok açık net ifade edeyim, Arapların ve İran'ın yapamadıklarından dolayı İsrail'e karşı karşıya getirilmesi gereken bir devlet değil. En büyük tuzağı ben burada görüyorum. Dolayısıyla da o tuzağa çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi Araplar kendi işlerini yapmazken, kamuoyunu tatmin etme noktasında böyle farklı açıklamalar yaparken, yani mesela biz niye Mısır'da Mısır ordusu Gazze'ye sloganlarını duymuyoruz? Biz niye Ürdün'de bu kadar Filistin'in olduğu Ürdün'de Ürdün ordusu Gazze'ye sloganlarını duymuyoruz? Yani Mehmetçiğin geçmişten Osmanlı'dan kalan bir bakiyemiz var. Ona saygı duyuyorum, onu söylemiyorum. Sadece söylemeye çalıştığım şey şu: Araplar kendileri yapmadığı için İran'la hesaplaşamadığı vekaletle yürüttüğü savaşı başka ülkeler yaptırmak istiyor. Bizim üzerimizden İsrail'e Türkiye'yi karşı karşıya getirelim noktasına getirirlerse bu bizim açımızdan son derece düşünülmesi gereken, son derece tehlikeli bir durum. Ben ısrarla bunun altını çiziyorum. Çok kızıyorlar bana kamuoyunda ama bunun altını çizmek gerekiyor. Bu şu demek değil: Gazze meselesine duyarsız kalmak değil, Filistin meselesine duyarsız kalmak değil. Asla. Yani Filistin meselesine nasıl yararlı olabilirim sorusu başka bir şeydir.
Hamasi olarak ne yapabilirimi ortaya koymak başka bir şeydir. Uluslararası gerçekliği kabul etmek başka bir şeydir. Bölge ülkelerinin hesaplarını bizim üzerimizden görmeye çalışmasını hesap etmek başka bir şeydir. Başka bir şey.